Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile karşılaşıyor. İşte ben bu şova karşı çıkarım abi. Hop derim, Ekrem Bey bir dakika dur derim. O zaman ben yarın geliyorum, senin bütün şeylerini söküyorum. Mesela tabelalarını, kıyamet koparırsın. Sakın yap. Bak belediye başkanlığı, geçmişte bürokratlık yaptın yapma. 2020'de gönderdiğimiz planı, Nisan 2020'de niye? Bakın bir şey söylüyorum, Bir buçuk yıl. Bakın bir şey söylüyorum. Baştan söyleyeyim mi? Hayır, nasıl olmaz sabırla. Bakana kaç tane mektup yolladı biliyor musun? Öyle yaptım oldu olmaz. Olmaz. Onu da devralır biz yaparız. Sen merak etme. Öyle bu mantıkla gidersen onu da devralır biz yaparız. Hayır yine ben rakamsal şekilde söylüyorum. Hayır dün konuşurken beni niye aramıyorsun? Ya bu şov böyle adam zaten ikaz ediyor. Kameraların önünde ama Ekrem İmamoğlu bulmuş orada kameraları. Büyükşehir de devletin bir parçası tamam. Zeytinburnu devletin bir parçası değil mi kardeşim? İmamoğlu dedik ya, efendim araçlarla bilmem nelerle falan filan böyle yok şurası bozuldu, burası bozuldu. Efendim metro şöyle oldu, otobüs yolda kaldı. Ya, bırakın dedim İmamoğlu'nun yakasından düşün dedim. Ama Ekrem İmamoğlu bazı imkanları seferber edip mesela medyanın önünde şov yapmaya başladığında Ekrem İmamoğlu'nun yakasını yapacak ilk kişilerden birisi ben olurum. Bir dakika. Kardeşim senin görüşeceğin bir şey varsa, paylaşacağın bir şey varsa, dertleşeceğin bir şey varsa kameralar önünde değil, kameralar önünde birilerini ezmek değil, gel kardeşim şurada bir konuşalım deme hakkın var. Niye diyorum bunu? Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile karşılaşıyor ya da bir toplantıda. İşte ben bu şova karşı çıkarım abi. Hop derim. Ekrem Bey bir dakika dur derim orada. Ya bunun herkesin böyle olması lazım. Bu noktada ele alacak. Otobüs şöyle oldu. Hayır abi. Otobüsün bozulmasıyla bu videoda yaşananlar bir mi? Hadi beraber izleyelim. Bir metrekare yerin dahi olsa. O zaman ben yarın geliyorum. Senin bütün şeylerini söküyorum. Mesela tabelalarını. Kıyamet koparırsın. Yap. Sakın yap. Bak belediye başkanlığı, geçmişte bürokratlık yaptın yapma. 2020'de gönderdiğimiz planı, Nisan 2022'de niye? Bakın bir şey söylüyorum. Bir buçuk yıl. Bakın bir şey söylüyorum. Baştan söyleyeyim mi? Hayır nasıl olmaz sabırla. Bakana kaç tane mektup yolladı biliyor musun? Bakana kaç tane mektup yolladı? Özü çözülmez. Öyle yaptım oldu olmaz. Olmaz. Onu da devralır biz yaparız. Sen merak etme. Öyle bu mantıkla gidersen onu da devralır biz yaparız. O katkıyı sunacaksanız şimdi sunacaktınız başkan. Bakın Hidayet Türkoğlu dedim ki kardeşim ne düşünüyorsunuz burada? Ne düşünüyorsun? Başkanım çok güzel bir tesis. Ya gelin anlatır mısın? Randevu veriyorum belediye başkanı olarak basketbol federasyonu başkanına. O gün gelemiyor. Problemi varmış. Bir saat kala haber veriyor. Bir hafta boyunca iki kez arıyorum. Bunun müsaade et ama müsaade et ama müsaade et başkan bak müsaade et. Kameralar var. Olsun sen de kameralar önünde konuştun. Bak sen de kameralar önünde konuştun. Bak bakın kamera hayır bir sürü noktası var. Hepsinin bir sürü noktası var. Bak basketbol federasyonu başkanı o günden beri dönüş bile yapmıyor. İki defa mektup yazdım. Spor bakanına iki defa mektup yazdım. Bakın gelin projenizi bizimle konuşun. Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var. Projenin başka noktaları efendim, var. Eylül'de bak, göndermişiz planı Sayın Başkanım. Mülk Eylül sahibi 2020. Devlettir bak. Mülk sahibi devlettir. Zaten devlet, hayır devletin bir parçası da Büyükşehir. Gelip konuşacak. Zeytinburnu Belediyesi gelip konuşacak. Var. Herkes Zeytinburnu var. Var. Bak senden konuşmuşlar ne güzel. Benim niye sen AK Partilisin ruhsatı diye. Ben bak, sen AK Partilisin benim diye. İlçemde ne münasebe. Bak başkan sen AK Partilisin efendim, diye. Bak, Zeytinburnu Belediyesi hissedardır. Zeytinburnu Belediyesi bak, ruhsatını vermiştir. Seni Zeytinburnu'nun da yaptığı bir tesise davet ediyorum. Niye biliyor musun? Doğrusu bu olduğu için. Bak biz bunu hiç asla ben sana 100 tane örnek vereyim. Onun için yani konuşup doğru bulmadığımı söyleyeyim. Çok doğru buluyorum. İSKİ, sen İSKİ benimle konuşup bunu konuşuyoruz. Bak benimle keşke konuşup, gelmeseydim. Bak, dün hayır yine ben rakamsal şekilde söylüyorum. Hayır dün konuşurken beni niye aramıyorsun? De ki bana başkanım. Hayır yazdığım şeyler var sayın bana başkanım. Bana niye nereye yazdım? Benim anlamama dairesinde çıktım. Bir beni buçuk yıldır reddediyorsun. Başkan beni niye aramıyorsun? Dün konuşmadan önce beni niye aramıyorsun? De ki başkanım bu konudaki fikrin ne?
Ne yaşadın? Şimdi efendim işin sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ben paydaşıyım. Beni aradınız mı? Siz açıklama yapmışsınız benden önce. Hayır, benim ruhsat verdiğim yeri mühürlediniz Sayın Başkan. Ben mecburum. Sen beni aradın, niye böyle bir peki, şey sorun? Peki beni aradınız mı ya, buraya nasıl ruhsat verdiniz tabii diye? Tabii ki yazıldı. Kim ben niye vereceğim size? Bak, ben Spor Bakanı. Ben Sayın Bakan. Spor Bakanı arıyorum. Ben Şehircilik Bakanı'yla görüşüyorum. Ama bu böyle olmaz. Bu olmaz. Samimi değil bu. Samimi. Medyanın önünde bir ilçe belediye başkanıyla bir büyükşehir belediye başkanıyla müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet belediye önünde. Dün efendim kameralar önünde benim nezdimde olan biteni anlattım Sayın Başkan. Olmaz, beni suçladın. Beni suçladın. Neyse onu suçladım. Siz adınız geçmedi. Hayır. Büyükşehir Belediyesi'ni suçladım. Tamam, tabii herhalde ki. Ya bu şov böyle, adam zaten ikaz ediyor. Kameraların önünde ama Ekrem İmamoğlu bulmuş orada kameraları. Bastırdıkça bastırıyor. Devlet, büyükşehir de devletin bir parçası, tamam mı? Zeytinburnu devletin bir parçası değil mi kardeşim? Eğer eleştireceksek, yakasını yapışacaksak işte bunlardan, bu şovdan dolayı. Bir de helal olsun, Ömer Arasoy da kendini ezdirmiyor. Ünlü iyilikle evet efendim, peki efendim demiyor. Takır takır cevap veriyor. Bir de ayıbını yüzüne vuruyor. Kameraların önünde diyor, bu şovu yapmanız doğru değil diyor. Ama Ekrem İmamoğlu'na gel ki bunu anlatasın. Adam geçen gün ne oldu? Parti şeyde, İBB'nin meclis grup toplantısında otururken şöyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ekrem İmamoğlu'nu da götürürse kibri götürür, biliyor musunuz? O kibir Ekrem İmamoğlu'nun başına büyük bela açacak. Bunu yazın. Hadi Yusuf demişti diyeceksiniz.